Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sihir, büyü, illuminati, sembol, manyetizma, ispiritizma. Öyle bir karman çorman bir ders. Kastamonu 170, huda ise şifadır. Heva iptali histir. Peki heva nedir? İptal hissi neyse, hissini ne iptal ediyorsa o hevadır. Bu da teselli ister, bu da tegaful ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister. Hevesat-ı sihirbaz. Hevesat sihirbazdır. Seni örtüyor. Sihirbaz geçen yerlerden bir tanesi bu. Hevesat-ı sihirbaz insanın sihirleyen hevesleridir. Yani böyle birisi sana sihir yapmaya, hani diyor ya sihir yapıldı. Televizyonlar hevesi kamçıladığı için heveste tegaful meşgul ediyor. Bir de iptali hissediyor. Bunlar neyse sihirdir. Abi sihire hususi sire diyebilir miyiz? Hususi. Tabii şöyle bunlar gelecek. Sırayla gelecek böyle de. Mesela sihir deyince kötü anlıyoruz. Sihir, beyanda sihir var. Kur'an sihir yapıyor. Yani insanın mesela hevesini kaldırıyor. Heves hatlarını kaldırıyor. İnsanın ulvi duygularını öne çıkartıyor. Bedensel hakimiyetini devre dışı yapıyor. Bu da sihirdir. Sihir ile irade-i ihtiyarı devre dışı bırakmak değil yani. Mesela hevesat var ya, namazını alıkoyuyor veya 5 dakika sonra kılacağım diyorsun. Derse gideceksin, bahanelere sığınıyorsun. Bunlar sihirdir. Yani sihirbazını özel olarak da sihirbaz diyebilir miyiz? Evet, 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 sirayet. Sirayet aklidir, yani dimaittir. İnikas kalbidir. Ve insibah ruhu iyidir. Sihir daha çok derken en çok kullanılan şey sirayettir. Dima yani ihtiyarı devre dışı bırakıyor. İhtiyarı selbediyor. İhtiyarı selbeden her şey sihirdir ve sirayettir. Emirdağ layıkası 1. Emirdağ'da İmam Ali radıyallahu anh Risale-i Nur'un o en son risalesini celcüriyet eden Vesm-i Musa Asa Musa bihi zulümat incelet diyor. Vesm-i Musa bihi zulümat incelet fikrasıyla haber veriyor diyor. Yani niye bunu öne çıkartıyor? Biz 2 sene evvel Ayet-i Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64 de telifçe Risale-i Nur'un tamam olması 1364 20 çıkar 44 4 ekle 48 50'de bitiyor biliyor Risale. Yani 1364 1948 ediyor. Yani hesap şöyle sabit yapabiliyoruz 1364 16 çıkarıyorsun. 19 diye okuyorsun. Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviye'nin mealini yani karanlığı dağıtacak Asay Musa Aleyhisselam gibi ışık verecek başka Asay Musa ışık verecek sihirleri iptal edecek bir
Risale'de haber vermesi. Sihirleri iptal ediyor. Çünkü heceye harfler Risale-i Nur'da cem olmuştur. Külliyat da Asey Musa'da toplama yapılmış. Asey Musa'nın ne özelliği vardı? Bütün külliyatı bir yere toplamış. Bunu usta toplamış. Toplama bir kitaptır. Bir, ışık veriyor. İki, sihirleri iptal ediyor. Gelecek şualarda 754'te, 756'da ve İşaret-i İcaz 111'de Asay Musa'dan bahsediyor. Diyor ki, Asay Musa bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen. Ha, peki, burada ne anlıyoruz? Asay Musa nuska mı yapıyor? Biraz önce sordun ya seninle alakalı. Asay Musa aklı, yani aklını başına aldırıyor. Sihir sirayettir. Dimağa aittir. Dimağ bloku oluyor. Şöyle diyeyim. Dün bir misal vermiştim. Bir futbol topu düşünün. İki bar basınçla top normal. Normali bu. Ben bu topa 4 bar basınç yaparsam patlar gibi olur değil mi? Şimdi günahların dindeki adı günahtır. Eylemsel sebebi şeytandır. Fiziksel bizdeki karşılığı olumsuz enerjidir. Enerjidir. O canım sıkılıyor. Başım ağrıyor. Nefes alamıyorum. Başka fikirleri etkiliyor. O enerji ya. Öleceğim galiba. Düşünce bozukluğuna sebebiyet veriyor. Tamam. Şimdi Asay Musa sihiri nasıl iptal ediyor? Aklını başına getiriyor. Akıl devre dışı yapılmıştı. Neyle? Hevesatla. Sonra sihir şeyler, sirayetlerle ihtiyar elden gitmiş. Asay Musa'yı ihtiyarın eline verince ve dimağın 7 tane mertebesi var ya ta'l tasavvuf ta'kul. Onların 2 tane şey var böyle kısa bir yerde. Şöyle yapabiliriz mesela. Emre nasıl göstereceksin? Emre'nin döneceğim olmuştur. Ondan sonra burada başka kalem vardı. Siyah. Bunun içinde de şu kalem. Bak şimdi. Tahayyül. Tasavvur. Ondan sonra burası taakkul, akıl burada, serbest berzah, burası serbest bölge, şurası tasdik, taakkul, tasdik. İzan, iltizam, itikat, burası da tasdik, izan, iltizam, itikat. Burası, bu sözler 142'deki mevzu. 3 yol var ya. 3 yol. Şimdi kırmızı var mı abi? Var. Şuraya serbest bölge, şeytan, kafir cinler, cinler, erbahı, habiseler,
Mevaddi şerireler. Buraya atıyor. Şeytan vesvesesini atar. Kafir cinler düşünce bozukluğuna sebebiyet verir. Ervah habise seyrettiğimiz müzik ve filmler. Mevaddi şerire bulunduğumuz mekanın insan üzerindeki tesiri, onun dışında şeyler, şöyle yapıyorum. Şeytanın karşılığında melekler vahiy atar, ilham atar, peygamber. Kafir cinler yerine Müslüman cinler, onlar yardım eder insanlara, yardım eder. Şu anda cinler dünyasında benim tespitimle Müslümanların elinde. Müslümanlar galip şu anda Türkiye'de. Müslüman cinler ervahı adiyeler mevadı adiyeler veya ulviyeler ne dersen şu. Yani melekler şeytanın karşıtı, kafir cinlerin karşıtı Müslüman cinler, ervah haliyeler, yani seyrettiğimiz, dinlediğimiz mesela şu sohbetler, şu anda sihirleniyoruz. Şu dersin adı sihirdir zaten. Çünkü sihiri sihirle dışarıya atıyorsun. Burası serbest bölge. Burada ne var? Bir, birbirine zıt her şeyin bulunabileceği. İki, her şeyin her mertebesinin olduğu, her daim insanın kontrolünde olmadığı. Dört, dima iksirleyen maya. Bu dört tane özelliği var. Şimdi bu ne işimize yarar? Bu bilinirse kendimi kötü hissediyorum. İyi değilim. Bana sihir yapıldı. Büyü yapıldı. Hep bu bölgeye yapılır. Bu bölgeden konuşulur. Şurası. Şimdi bu taakul akıl berzahtır. Yani her tarafa açıktır. Bu sözlerde bu üçüncüyü birinci yol. Bu ikinci yol. Üç. Evet. Üçüncü yol. Bu ikinci yol. Sözlerdeki. İkinci yol. Onun için tasdik. O da tarif. Şimdi burası fiili iltizam. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Burası fikri iltizam. Önemli olan bu. Yani bu şeyler değil de bu böyle bir sözde. Burası çok önemli. Sihir burada oluyor. Peki abi, tahayyül ve tasavvurdaki kontrol altına almak çok zor. Çok zor. Peki Asayi Musa bu dima sistemini neresini kullanarak orayı kontrol ediyor? Şimdi Asayi Musa'yı okumaya başladığın anda her ulvi şeyin, koltuğun, sandalyenin, haram olmayan her şeyin, gübre olmasın, necis olmasın, müekkil melekedir. Yağmur tanesinin melekedir. Konuştuğumuz anda erva aliyeler oluyor. Risale'yi okunuştuğumuz zaman. Yani 246 sözlerde diyor ki ağızdan o çıkan kelimelerin kendisi ve müekkeli hücre için söylüyor madde. Madde donmuş erva habisedir diyor. Müekkeli ve mümessili olan erva habiseler diyor. Hatırladın mı şu? Bak, müekkeli ve mümessili olan. Yani şöyle bana bir fikir söylüyorsun.
Aa sen herhalde hastasın galiba, siman iyi değil falan. Ya yok falan Mehmet kardeş benim. Ya falan bir daha ısrar ettin. Bu sefer bende böyle bir sıcaklık başlıyor. Tahayyülüm çalışıyor. Allah hasta mıyım? Rengim değişti acaba doku. Sonra tasavvurum çalışıyor. Sonra akıl öyle bir özelliği var ki kim ne verirse ona çalışır. Mesela derse gitmemem lazım. Tabii diyor, çok yorgunsun diyor. Malzeme. Bugün derse gitmem lazım diyor. Tabii gitmem lazım, senin olur mu diyor. Bu böyle bir özelliği var. Şimdi sen bunu tahayyül ve tasavvur ettin mi? İnanmaya başladığın zaman fikirlerin buraya atılıyor. Düşünceler çünkü burası. Sonra hislerini aktif ediyor. Sonra dimağını bloke ediyor. Ve öyle inanıyorsun. Bu senin kaderin oluyor. Kaderin oluyor. Şimdi buraya kim ne atarsa galip olabiliyor. Dört tane özelliği var bunun, serbest bölgenin. Sihir burada oluyor. Şeytan da buraya atıyor. Mesela iyi değilim. Kalp krizi geçiriyorum. Sihir yaptılar bana. Büyü yaptılar bana. Televizyonda, radyoda, şarkı, türküler, filmler buraya atar hep. Buraya atılır. Hangi malzeme galipse burada, ona göre çalışıyor burası. O zaman peki, ben kendim kötü hissediyorum. Hemen şöyle diyeceksin. Şunu kafamda böyle yap. Bak şunu hayal et. Böyle yapsam bile tat diye böyle köden düşüyor. Tam tersini düşün. Kalp kaslarıma. Bir de komşular dinlemişsem kalp krizi geçirdi. Biraz erken gitseydi hastane. Bugün acillerdeki korkuların, korkular burada. Korku. Çünkü zanlar var burada. Bunun içinde zanlar burada var. Zanlar, bilgiler burada. Ne var orada bilgiler? Kaptan demişti ki bizim bir komşu vardı. Ya kale almadı, kalp krizi geçirdi, öldü. Hep olumsuzluklar çağrıştırır, tedavi eder. Tedavi hayala, tedavi fikriyata, düşünceler geliyor. Burası, şimdi burası bu balon gibi düşün. İki bar basılıyorken bu adamlar kötü bir mekandasın. Yani haramlık, selamlık olmayan bir yer. Meyhanedesin. Kadın erkek kalma bir yerdesin. Mekan. Orada erva habiseler var. Nedir o? Maddenin, mesela gübrenin müvekkili melaike değildir. Erva habisedir. Orada öyle diyor. Erva habise, mevadi şerire. Şerir madde neyse. Peki şerir madde nedir? İki sıfat söylüyor orada. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış olarak sevk eden. Mevadi şerire diyor. Neyle tedavi olur diyor hemen altı. 258'e geçiyorsun. Tilsimat-ı Kur'ani ile tedavi olur diyor. Tilsimat-ı Kur'ani'ye tedavi olur. Peki Tilsimat-ı Kur'ani'ye nedir? Tilsimat-ı Kur'ani'ye. Tilsimat-ı Kur'ani'ye, o terim çalıyor. Tilsimat-ı Kur'ani'ye latif nüktelerde 30-31, 32-33'te huruf-u mukatta, hece-i harfler. Çünkü hece-i harfler alem-i şehadetten alem-i gayba açılan koridorun kapısının şifresidir. Şifrelerdir. Yani kapı şifreleridir. Onu kapağı açıyorsun, onunla şey yapıyorsun. Peki buraya bu konuşmalar nasıl Asay Musa şeydir, sihir yapıyor? Diyor ki burada varsa var mı burada? Var. Var bak. Bak diyor ki bir tanesini hepinizin bildiği tam metni olsun da yuvarlak olarak bir şey söylüyoruz ama şöyle gelsin. Diyor ki hem bilirsin bak. Şuraya bak. Buraya elimi koyuyorum, okuyorum. Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya ben iyi değilim. Bütün olumsuzluklar toplandı. Böyle bir işte tahlil ettim. Perşembe günü çıkacak, tamam mı tahlili? O zamana kadar bütün o piyasada duyduğum olumsuz bütün bilgiler aktif oldu. Bak, meyus bir.
2. Ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli. Şurası atsa. Ondan sonra manevi bir teselli bazen 1000 ilaçtan daha ziyade nafidir. Evet. Bazen 1000. Mesela ona ait bir misal veriyoruz. Yani 3-4 ay önce olan hadise. Çapa'da bizim doktor kardeş anlatıyor kendisi. Çapa'da abi dedi, anlattığını bir direkt geldi bana. O zaman Zeyd hemen direkt geldi. Adam şeyde yatıyor, serviste yatıyor. Parça alındı. Parça saat 10'da, işte bu saatlerde aşağı indirdiler. 3. katta gel dediler. 3 tane o doktorduk dedi. Parçayı söylediler. Dedi ki parçan geldi, kansersin dedi. Yani evresinde 3. bu neymiş? Adamda hiç ses yok. Yani bana derler ya, bıçak atış yapsan kan akmaz. Adam gidiyor, hemşirelerden haber geliyor saat 11 civarlarında. Adam yatağında ölmüş. Kanserle ölmemiş. Korkulu. Evet. Düşünceli, hani öd patlar derler ya, ödü. Öd denen bir şey var, zehir sistemi var. Nedir o? Buraya öyle bir yükleme yapmış ki. Şimdi geçmişe bakıyor Mehmet kardeşim. Namaz yok. Ders yok. Sohbet yok. Bakıyor şarkı türkücüleri hep dost edilmiş. Bir Allah dostu, dostu değil. Yani şahitlik yapacak. Kitap okumamış. Şimdi kansersin dendiği zaman heyfan ne burada tedavi olacak? Güvendiği her şey boşa çıktı. Her şey gitti bak. Buna ne diyor ustad? İki şey diyor. Meyus ve ümitsiz. Tutunacak hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı yok. İşte Asay-ı Musa buraya bunlar vasıtasıyla, şimdi okuyoruz, meyus ve ümitsiz. Şimdi burayı gördüğün zaman dimağına gelen, bak Asay-ı Musa bu, dimağına gelen her şeyin yerini bulursa rahat etmez misin? Mesela rahatsızım, serbest bölge adam attı ya. Acaba, bunlar attı. Ben çok iyi biliyorum ki meyhanede, bir halede diskoteye gitsem bu mevad işleri aktif olacak. Malzeme akacak. Biliyorum ki müzik dinlesem, film dinlesem, içindeki haram var. İçinde mesela Hababam sınıfında ben söyledim, inanmadım. Dedim ki aç bakalım ben sana göstereyim dakikasını da. Hababam sınıfında subliminal var içinde. Çırıp çırpla kadın var. Saniyeni bilmem kaçta bence tak diye geçiyor. Beyaz bir çizgi gibi oluyor. Film şeyi zannediyorsun, eski filmlerin şeyi. Oraya tak hafızaya giriyor, şuur altı. Oraya sokmuşlar. Bir de Ülliminati var. Ülliminati düşünceleri, felsefedir bu. 1875'te adam bunu da düşünceleri şekle dönüştürmek. Allah da mesela ayva niye sarı? Ceviz niye öyledir? Beyin, tamam mı? Yani düşünceleri şöyle şey yapayım bak, düşünceleri şekle dönüştürüyor. Adam bu şunu mu yapmış? Şu doların üzerindeki resim. Bu nedir bu biliyor musunuz? Bu göz. Bu Tora'nın, Tevrat'ın şekle dönüştürülmüş şeklidir. Mesela bizdeki yapılan sihir, müsbet sihir. Şu Yasin'i yapıyorum bak. Bu Yasin. Şimdi buraya 12, 26, 14 böyle sayılar toplanıyor. Bu nedir? Kocaman ağacı çekirdeğe dönüştürmek. Çünkü Allah'ın şöyle bir şeysi var DNA'da. Şekil ve harf kullanmadan yazı yazıyor. Bu vefk denilir, vefk. Ve nuskalar eski seleflerimiz üçgen yapardı. Tamam mı? Mesela ben burada şeytan üçgeni diyor. İsrail'in bayrağı hep böyle şekile dönüştürüyor. Bu 1875'te 74'te bir felsefe akınıdır. O düşünceleri şekle dönüştürmüş. Bak İsrail'in
1 dolar üzerindeki şeyi, Amerikan parasını. Şimdi bizde de var, üçgen var. Üçgen var. Şu, dimağ. Kalp. Bu da ruh. Tamam mı abi? Şimdi vahiy kalbe gelmez ilk. Dimağa gelir. Dimağda itikadı oluşturur. İmanı oluşturmaz. Doğru bir itikad ise Allah doğru bir itikada cevap verir. İman olur. İman olur. İman olduktan sonra bu second primer diye bu elektrik şey var ya, bu bir şey diyorlar, trafo. Sarmalıyor. Şimdi kaç sarma yaparsın? Diyelim ki giriş 12 volt, sarma 20, çıkış sarması 40 ise 12 volt 40. 24 volt olarak çıkar. Katlanarak çıkıyor. Kaç kat? 2 kat. 2 kat çıkıyor. Tamam mı? Bak 12 volt sarma, şöyle yapayım de. Tamam. Şurada bobin, şurada da bobin. Bu sarma 40. Bu sargı 20. Şuradan 20 volt sokuyor. Buradan kaç çıkar? 40 çıkar. 40. Aynı sargı bu. Asayi Musa'yı niçin tekrar ediyoruz böyle? Sargı. Niye? Bu parmak şeyi var. Benim biraz okuduğumuz için. Böyle tuttuğun zaman bugün parmak elektrik akımı gösterirken bu manyetik alanı gösterir. Yani Müslüman veya sefi insan, kitap okuyan veya alçak bir insanın şu parmaklar şeyi gösterir. Manyetik alanı oluşturur. Yani nefret ettirir veya sevdirir seni. Manyetik alan. Şimdi aynı bobin bu. Şimdi bobini anlatacağım. Buradan vahiy geldi mi abi? Vahiy. Doğru bir itikat oldu mu? Oldu. Bu doğru itikada iman elde edilmez. İman verilir. İtikat elde edilir. Çünkü yöntemle çalışıyor, usulle çalışıyor, edileşeli. Ondan sonra burada sarmalıyor. Sarmalayınca 33. sargıda burasını tamamlıyor. Yani şöyle geliyor, bak. Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor. Bu sargının adı yani şöyle diyeyim. Dimağa vahiy geldiği zaman, ilk vahiy geldiği zaman 33 tane esma aktif oluyor. Her bir esma şey mesela dağlara bakar böyle tefekkür eder. Fesubhanallah. Ağaçlara bakar, kuşlara bakar. Hepsine Subhanallah der. Ama Subhanallah şudur. Mesela İmam Azam'ını yapayım. Yıldızlar birbirine çarptırmadan gezdiren, tamam mı? Birbirine tecavüz ettirmeden muvazenesini koyan böyle bir hayret engiz ve mükemmel bir sistem var. Kusursuz. Oraya bakarak içten coştu. Subhanallah dedi. Bu Subhanallah müstakil bir şey değil. Semanın dışa vuruşudur. Ağaçlara bakar, oradaki kusursuzluğu da görür, mükemmeliyeti görür, taavunu görür mevcudatta, Subhanallah der. Demek ki bu Subhanallah kendi müstakil bir şey değil, oradaki bütünselliğin ifadesi. Şimdi vahiy geldiği zaman 33 tane isma aktif olur. Onu 33 tanenin paketin adı üzerindeki adres Subhanallah'tır. Subhanallah için ilk defa denir. Elhamdülillah denmez namazda. İlk önce Subhanallah. Sonra bu dima inşa olunca kalp inşa olur, bu ihya olur. Bu hayret eder, bu muhabbet eder. Sonra dima kalbe indi mi? Kalpte muhabbet olur, hamd eder kalp. Hamdın, kalbin özelliği hamddır. 33 tane de esma burada aktif olur. Bunun simgesel paketin adı da elhamdülillah'tır. 33 tane de ruhsaldır, bu ruhtur. Allahu Ekber olur. Niçin sıralı
denirse elhamdülillah niye başta değil Allah'a emanet. Çünkü dima, vahiy ilk önce dimağa gelir. Onun için dimağın o hayretinden, oradaki mükemmeliyetinin ifadesi elhamdülillah denmez. Subhanallah, hayret. Subhanallah diyen bu olduğu için Subhanallah denir. Ne 33? 33 esma aktif. Bu bir sihir. Peki bu bitti. Tamam bu bitti. Burada ne var? Bunun arkasında benim dimağım, benim kalbim, benim ruhum diye bunların dışında bir el var. Zındıkların gözü üçgenin içinde, bizim üçgen şeyimiz üçgenin dışında. Yani şöyle bizde, hani bu tahta yetmediği için böyle şey yaptım. Burada. Peki abi neden Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber sırası üzerinde değil de 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. İşte o sıra üzerinde olması lazım gibi çünkü her bir tur bir Subhanallah, bir Elhamdülillah, bir Allahu Ekber. O zaman yani her bir tanesi şeyi kemalini tamamlıyor. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dediği zaman bu buraya gitmiyor. Yani bu bütünselliği sağlıyor. Önce bir dimağı mı hallediyorsunuz? Dimağı hallediyor. Çünkü bunları tamamlıyor. Tır 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 tır. Sonra buraya geçiyor. Yani o zaman tamamlıyor. O zaman nereye? Tabii tafsilatına girmedim. Bu kalbin içinde vicdan var. İlk önce vicdana iradeye gidiyor. Şöyle. Akıl yani kafa itikadı oluşturdu mu abi? Oluşturdu. Buna durmuyor. Hemen kalp alakadar. Çünkü dimağ kalbin bir ayağı. Vicdan da kalbin bir ayağı. Hemen dimağa gelen ilk esma hemen vicdandaki iradeyi aktif ediyor. İrade de ibadetullah'tır. Eyleme dönüşüyor. Sonra eyleme dönüşen ikinci sargıda zihne atıyor. Vicdanın endişka bu. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Bu tamamlıyor. Yani sonra şey yapıyor. Ben konumuz o değil. Burasına çok duruyorum. Belki de yaklaşık 5-6 aydan beri. Çünkü insanın bugün inim inim inlemesinin sebebi burası. Burası kontrol etmeye çalışması en büyük kendisini yanlışlık yapmasından kaynaklanıyor. Çünkü niye? Muhali talep ediyor. Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Burası senin her daim kontrolünde olamaz Murat. Olmaz yani. Olmayacak bir şey niye tercih? Yani şu, niye bende kötü düşünceler geliyor? Niye kötü hayaller geliyor? Daha önce seyrettiğin şeyler de işte. Ondan daha doğal ne var? Önce seyrettiğin filmler, önce düşündüğün şeyler, önceden ettiğiniz gıybetler, ettiğimiz şeyler. Burada aktif. Zayıf olunca Asay-ı Musa'da okumuyorsun, derslerde gitmiyorsun. Bu ne yaptı? Aktif oluyor, fokur fokur kaynıyor. Yani şu, burayı ben kontrol niye edemiyorum? Yani niye bende kötü düşünceler, şekiller geliyor? Herhalde gelecek. Burasının adı serbest bölge kardeşim. Buranın adı serbest bölge. Bak sen herhalde burayı dalga geçiyorsun kendinle galiba. Bu serbest bölge. Yani her daim insanın elinde değil. Kimin elinde? Peygamberler. Peygamberlerin ve büyük zatların elinde. Peki tamamen mi? Hayır. Mesela Yunus Aleyhisselam niye terk etti? 100 sene galiba hizmet etmiş. 100 sene bir kişi bile çıkmamış. Demiş ki ben tebliğ bırakıyorum değil. Başka bir ile gideyim de orada anlatayım demiş. Burada kaynaklanıyor. Bak peygamber zelle yani. Mesela Peygamber Aleyhisselam kendisini kötü hissetmiyor mu? Hatice validemizi giderdi. Ebu Bekir Sıdı'yı giderdi. Derdi ki biraz sohbet etmeniz bizi rahatlat. Ya Bilal ezan oku bizi rahatlat. Sahabeye derdi ki Kur'an oku vesaire. Namaza sığınırdı. İnsan olmanın özelliği bu. Bunun adı nedir? Serbest bölge. Ne demek? Her daim insanın kontrolünde %100 olmayan, her şeyin, her mertebesinin bulunduğu, üç, birbirine zıt her şeyin cem olduğu ve dimağı komple mayalayan iksir. İksir der.
Kalbe maye der. Maya değil, iksir. Ha, bu bütünselliği şey yapıyor. Peki buraya hakim olmak istiyorsun. Hakikaten samimi misin? O zaman meleğini çoğalt, Müslüman cinlerini çoğalt, derva aleyhine ne yapacaksın? Şu, derslere git. Ha dur, derslerden önce terk. İlk önce terk edeceksin. Çünkü niye? Şeytanın elinde olan bir malzeme ile şeytanı mağlup edemezsin. İlimle mağlup edemezsin çünkü şeytan senden alim. Alternatif var. Başka? Şeytanın elinde olmayan bir tek şey var. Haramlar terk. Terk etmiyor, laf dinlemedi o. Sen laf dinle. Haramları, terklerle bu serbest bölge senin eline geçiyor. İstediğin havayı, kolunu vurursun. Ama devamlı canı tutmanın yolu o serbest bölgeye hakim olan şey haramları terk edeceksin. Haramları terk ettin mi otomatik olarak zaten bu senin eline geçiyor. Şimdi devam et. Sihir kuyu burada yapılıyor. Diyor ki ben diyorum. Aslında bunu da okuyorum. Ama düzelmiyorum. Şimdi burada şunu diyebilir miyiz? İltizamında sıkıntı var. Çünkü fiil yok. Evet. Terk yok. Yani fiile dönmesi lazım. Yani mesela adam 20 seneden beri derse geliyor. 30 sene. Bir defa bir kitap okumamış. Bir defa derse burada ders dinliyor bir fatura ödememiş. Bir su tuvalete gidiyor bir su fatura ödememiş. 30 seneden utanmadan ben niye düzelmiyorum? Zaten düzelseydin zaten harika olurdu. Tasdikte kalıyor değil mi? Evet tabii kadar ya. Şurada. Fikri intizam. Nurculuk çok iyidir. Bizim cemaat var ya, benim babam senin babanı döver. Ya bu işte, dün işte. Benim arabam, sizin arabanız geçer. Çocuklar arası var ya, benim babam arabası daha iyidir senin babanın arabasını. Fikri irtizam. Geç bakın, niye böyle yaptın? Fiili irtizamın olacak. Var mı eylemin kardeşi? He? Yani dünya neler oluyor, tamam mı? Sen hala arabanın dişindeki parlaması, cilasıyla meşgulsun. Umrunda değil yani dershane kirası yatmış mı yatmamış. Defterinde bile değil. Ha, sen arabanın cilasıyla meşgulsun. Ondan sonra çiğiyorsun, cakka yapıyorsun. Diyorsun ki ben niye düzelmiyorum? Zaten düzelsen mucize olurdu. Çünkü sen fikri iltizamdasın. Fiil değil ki. İslamiyet iltizamdır. İman izandır. Nedir o? İslamiyet hakka tarafkilik ve teslim ve inkıyat. Bak, hakka tarafkilik, teslim etme, inkıyat. Gidiyorsun CHP'ye oy veriyorsun. Tamam. Özür dilerim, affınıza sığınırım. O halim geldi diyeyim. Adet gören kadını liderim olsun diyebiliyorsun. Kadına oy veriyorsun. Oy vermek demek benim liderim ol diyor. Yani İslam toplumunda Müslümanlara kadının liderliğini imam olabilir mi? Lider olabilir mi ki? Bu benim liderim olacak. Sen nasıl düzeleceksin? Düzelemezsin ki. Böyle bir şey yok ki. Yani şimdi İslamiyet neydi? Ondan söylüyorum. Hakka tarafkirlik ve teslim ve inkıyattır. Tarafkir misin Hakka? Gidiyorsun zındığa tarafkir oluyorsun. Hiçbir şey aramıyor. Habite tam malum. 500 çarpı 0 ne yapar? Bitti. Yani git diyorsun küfre oy veriyorsun. Tasdik ediyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. Tabii ki evin tarım var oluyor. Huzur var mı senin evde? Ne olacak ki zaten? Olur mu? Biz Müslümanlığı iddia ediyoruz. Müslüman mıyız? Bir bak bakalım. Ne demek Müslüman? Eylemsel, bak İslamiyet'in o namaz, oruç var da. Bak İslamiyet neydi? Hakka tarafkirlik ve teslimiyet ve inkıyat. Küfre taraftar olduğunu ne diyor? Feveylül lil musallin. Allah söylüyor. Namaz kılıyor. Namazınızı başınıza yansın diyor. Ya yazıklar olsun diyor namaz kılanlara. Hadis-i şerifte de kişinin namazı diyor. Sizi aldatmasın diyor. Ne aldatacak? Adam kim? Bir bakıyorsun ya ne biçim bir asırdayız ya. Çırık çıplak kadın. Tasavvuf anlatıyor. Enfus anlatıyor. Müddin araba anlatıyor böyle. Sen dalga mı geçiyorsun ha İslamiyet'te? Ahmak senin onunla beraber ne işin var yani? Niye onu onaylıyorsun? Çırık çıplak kadın ya. Tesettür. Bu akşam rüya gördüm bunu. Bu akşam onun için söylüyorum.
Bu akşam bir tanesine diyordum ki ahmağın birisinin. Sen dedim, o da dinliyor. O meşhur o kadın. Kadına diyorum, sen İslamiyet'e inanıyor musun? Tabii inanıyorum dedi. Kur'an'a inanıyor musun dedim, inanıyorum. Peki, sen dedim tasavvufi, enfusi, muhiddin arabi, fususi, kemin. Oho, cemü cemden acayip, Mevlana'dan bahsediyorsun şuradan. Allah Kur'an'ında tesettürü söylüyor. Sen buna inanıyor musun dedi. Semboldür diyor bana. Rüyada rüyada bugün, o kadın. Şimdi sen... Ona taraftar olacaksın. Aa, enfusi derslere gidiyoruz böyle. Acayip. Sen dalga mı geçiyorsun İslamiyet'ten ya? Adam, İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, değil harama. Bu enfusi haleti rüheleri yaşamak, İslamiyet'i yaşamak, menduplara, müstahaplara dikkat etmesin. Sana boş verme. Haramı yapanın kişinin arkasında takip edilir. Haram yapanlar. Ya bazısı diyecek ki şimdi, ama bağnaz ya. Bunlara da bir şey yapmam. Bunları din yobazları bunlar. Kandırılıyorsun. Yani bunun dinde de varmış gösteriliyor. Niye? Baksana en zirve konulardan bahsediyor. Din şu İslam'ın fiiliyatına bak. O zaman bu tarihe kadar İslamiyet yanlış yaşanmış. Büyükler yanlış söylemiş. Bunlar aldatmadır. Aldatma. Aldatmadır. Şeytan bile mira çaktırır kürse kadar. Şeytan acayip bana ne acayip ne fikirler getiriyor. Ne zaman? Hem de dini fikirler getiriyor. Namazda yeter ki huzurun gitsin diye. Dün soruları en çok namazda çözüyorum. Adam getiriyor bana. Ona yeter ki kop diyor. Müştabi derdi ki 4 rekatlık farz namazında Allah bereket versin diyor. 8 tane secde var ya. Bir tanesini kurtardık dedi. Hiç unutmuyorum. Bir secdeyi kurtardık. Allah bereket versin dedi. Cadıyı alıyor. Allah aldım abi dedim. Bir secdeyi kurtardık dedi. Öyle namaz mı? Neydi kimdi? Abi 8 tanenin 7 tanesi gitti dedi. Şey yapacak. Bu enfusi şeylerden bahsedecek. Allah'a fiili isyan eden de. Ve büyük zatlar anası dini ağlamış. Bu işte koşturanlar canımız dinimiz ağlıyor. Olmuyor da. Allah'a isyan edeceksin. Tamam, Kur'an'ın açık emirlerini isyan edeceksin. O teliyatten bahsedeceksin. Oralarla senin işin olsaydı senin hayatında gözükürdü. Hayatta gözükmeyen şeyler iddiadır ve şeytaniyettir. Şeytan olur mu ya böyle şeytan? Şeytandan daha alim kim var? Kızıyorum arkadaşlar, Müslümanları aldatıyorlar da bizim ahmaklar daldanıyor. Sen onlara bakma ya. Ne diyor? Kişinin fiiline bakın. Kişinin işidir aynası, lafa bakılmaz. Öyle mi? Biz Müslümanlar ne zaman ahmak olduk ya? Niye hep aldanıyoruz ki? Gel bakalım şimdi sihir. Ondan sonra keseceğim zaten, biraz gideyim. Çok mühim olduğu için biraz fazla durdum. Niye? Serbest bölgeyi bilirsen ilaçtan kurtulursun. Yani kafada böyle bir sistem çalışıyor. 4 tane özelliği var. Her daim insanın elinde olmayan. Sonra Emirdağ 1, 181. Efendim Mehmet abi? Tamam. Emirdağ 181, ikinci kısım felsefe, dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahat ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden, bak, sihir gibi, bir daha okuyayım isterseniz, zihninizde aldı bak. Birinci Emirdağ 181. İkinci kısım felsefe dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi sefahat ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi harikaları ile kimin felsefe ulli minati sihir yapıyor, sihir simge ve sembol. Bak usta ne diyor, sihir gibi harikaları ile. Sihiri sihirle yok edeceksin. İlimle yok edemezsiniz.
Bak, sihir gibi harikalarıyla, Kur'an'ın mucizekar hakikatleriyle muaraza ettiği için Risale-i Nur ekser eksalarında mizanlarla ve kuvvetli ve burhanlı muvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Mustakim menfaatlar felsefeye ilişmiyor. Felsefe ile sihir yapılıyor. Felsefe hani düşünce akınıydı? Eylemsel dökülmüş. Mesela şekillerle, şekil var ya, şekile dönüştürülüyor. Diyelim ki bu Legolar var, alışveriş marketleri. Bak bir tanesini söyleyeyim, Zahide. Zeng 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 la 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 şarkı zannediyorsun. Altında bir ses var, sen duymuyorsun. Allah Allah Allah, al al al, ihtiyaç ihtiyaç ihtiyaç, almalısın almalısın almalısın, ama duymuyorsun. Peki başkasını söyleyeyim. Müzikte. Hop 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 hop. Altında şu. Boşan boşan boşan, boşanmalısın boşanmalısın. Boşan boşan boşan, hür olursun hür olursun. Hürriyet boşanmakta. CIA Amerika Irak'a girmeden önce 3 seneden beri Irak'ta değil normal televizyon filmlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan kariler var ya, hani okuyan şeyler, Kura şeyler, onların sesinin altına ve dini filmlerin altına direnme, 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 direnme. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, direnme, Errahmanirrahim, direnme, Maliki Yevmiddin, direnme. Altında, 3 seneden beri yapıyorlarmış. Anladın mı? Ezanın içinde var. Ezanın içinde var, müsbetin içinde koymuş. Mesela bir tane vardı, neydi o? Vadi, ne vadi? Kurtlar Vadisi. Ezanın içinde, Allah'tan o müsbet. Mesela tersten şey yapmış. Haydi namaz, haydi namaz, namaz, namazsız olmaz, namazsız olma. Bu müsbet. Ben gördüm onu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezanın içine koymuş. Yani bu müsbet. Birisi vardı bunun ehli. Abi diyor, senin derslerin diyor, senin konuşmanın altına koyalım diyor. Koydurtmadım. İnsanların ihtiyar devre dişi olmasın. Adam gibi. Ben çünkü herkesin dinlemesini istemiyorum zaten. İstemiyorum. Adam gibi böyle. Merak edeceksin. İhtiyaç hissedeceksin. Öyle langur langur. Bu ne anlatıyor? Tamam kardeşim. Doğru söylüyorsun. Kapat lan. Çık. Çık dinlemesen. Bu ne anlatıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, direnme, Errahmanirrahim, direnme, Maliki Yevmiddin, direnme. Bu ne anlatır? Tamam, doğru söylüyorsun lan. Sen de direnme, dinlemeye direnme. Bırak git. Peki yani bu ses, belli megapikselin altında olduğu için kulak işitmiyor. İşitmiyor ama şu altına gidiyor. İşte dimağın neresiyle alıyoruz onu? Şimdi duygu ya, evet. Serbest bölgeye atılıyor abi devamlı. Yani serbest bölgenin dışında, buranın dışında buraya direkt bir şey atılmıyor. Bu yolla atılıyor abi. Bu yolla atılıyor. Hangi duyuyla alıyoruz onu? Evet, kulakla. Ama Mehmet abi'nin anlamadığı şu. Kulak yani senin algılaman farklı bir şey. Kulağın belli megahertzleri duyması farklı bir şey. Mesela duyma oranını söyleyeyim. 0.4 lambda ile 0.7 lambda arasındaki megahertz dalga boyu. Megahertz bunun dışa vuruşu lambdadır. 0.4 ile 0.7 arasındaki sesleri duyar. Onun üstündeki sesleri, mesela gezegenlerin hareketi, karıncanın ayak sesi 0.4'ün dışında daha küçük. O da abi duymazsın. Yok değil, duymaz. Allah böyle merhamet etmiş. Oradaki ağacın orada dolaşan bir karıncanın sesini duysan. Tamam mı? Mesela bir tanesi de niye köpek kadar lezzet alamıyor, şey kokalamıyor? Ona yaşayamazsın ki. Buradan 1 kilometre ileride balık şeyi var, leşi var. Yaşayabilir misin ya?
Karınca çok daha büyük ses çıkarıyor abi. Evet. Karınca bir kilometrede koku alıyor. Ona ben bir kilometrede beni koku alsam hayatım zehir olur ya. Vesaire. Şimdi bunlar abi felsefe sihir yapıyor. Dedi ki ya nerede yazıyor bak. Emir daha değil 181 daha dur göreceksin. Felsefeyle sihir yapılıyor. Felsefe nedir o? Bunu çözmüş. Errahmanirrahim direnme. Bak felsefeyle yapmış, düşünceyle yapmış. Gitmiş fene dökmüş. Fene nasıl sinye? Altına koymuş bunu. Mesela benim gibi adam, bu işin fark eden adam. Bir tane kolibant alacağım ben, 1 liraya AVM'ye girdim. Zeng 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 al 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 ihtiyaç ihtiyaç. Girdi biliyorum ha, bunun altında var ama acaba ne var? 1 liralık kolibant almaya gittim, 63 lirayla zor çıktım. Al 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 ihtiyaç ihtiyaç işte ihtiyaç biliyorum namussuz ama kurtulamadım ama kurtulamadım. Evet doğru söylüyorsun almam lazım dedik mi abi? Evet dedim tabii dedim namussuz beynime gönderiyorsun hakikaten bu lazım diyor. Lazım olur diyor sonra. He bak sihir. Manyetizmayı okuyorum kesiyorum onunla alakalı Risale'de 135 lemalarda bak ne anlatıyor. Ve size göstereceğim burada ondan sonra kesiyorum. Havalimanı. Manyetizma ne demek? Birisinin bazı hareketleriyle başkası üzerinde uyuşukluk verici tesir. Lugat. Bir daha. Birisinin bazı hareketleriyle, benim hareketlerimle, hele göz. Ulan bak engellik ilanı gibi soktu. Ulan ne rahatlatıcı adamdı veya ne kadar rahatsız ediciydi. Doğru konuşuyordu ama rahatsız edici. Mesela ticaret yaparken de. Doğru söylüyor ama vallahi güvenmiyorum ya. Ya doğru söylüyor her şey doğru. Ha, başka şuur altı dilin seni çözmüş onu. Senin şuur altın o adamı çözmüş. Sahide söyledi doğru. Şimdi iyi dinle bunu. Birisinin bazı hareketleriyle başkası üzerinde uyuşukluk tesiri veriyor. Telkin ile bu konuşmalar ile kabiliyetli bir kimsenin üzerinde söz ve bakış ile elde edilen bir çeşit uyku hali. Böyle mesela uykudayken Hasan Hasan bunu şey yapalım tamam tamam ya yani defol da ne yaparsan yap hani tamam mı? E sen tamam dedi bak. Uyuşukluk hali veriyor. Sana yaptırıyor. Uyur gezerler var ya bunu fıkıhta almış. Mesela şimdi Ramazan diyelim. Yese ne yapar? Kefaret olur değil mi kaptan? Ama uyku kalktım haberim yok. Yesem güne gün olur, kefaret olmuyor. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Din bile uyku halindeki davranışlara hüküm getirmiş. Ha, uyku hali. Sihir ve büyü de uyku haline dönüştürüyor. Bir sebebi, uyku hali yapar, mantarlaştırır. Yani kafaya 2 bar yerine 5 bar hava basar. Çünkü şeytanın bizdeki karşılığı olumsuz enerjidir. Uyuşukluk İradesizlik hali ve bu hale ait vaziyetlermiş. Bunu yapabilenlerin en harikası da Deccal'dır, Mektubat 57 de söylüyor. Manyetizmayı en çok çalıştıran Deccal'dır. Sol gözünde diyor Murat, manyetizma gibi bir tesir vardı diyor, gördüm diyor usta. Ben müşahede ettim diyor, şey söylüyor. Sol gözünde diyor, Mektubat 57'de. Şimdi lemalar 135'i okuyorum. 135. Diyor ki bak şimdi. Okumadan şey yapayım. Bu telefonda böyle dosyalar açılıyor mu abi? Dosyalar açılıyor değil mi? Peki kafamızda da alemler açılıyor mu ya maziye ya mustakbele geçmiyor muyuz? İyi dinleyin şimdi buna. Pencereler. Lemalar 135. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede cam, cam değil mi? Alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır. Açılır, o aynede çok garibi müşahede eder. Aynede. Aynede müşahede eder. Halbuki aynede değil.
belki aynaya olan dikkatli nazar vasıtasıyla aynenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Serbest bölgede tahayyül. Onun içindir ki bazen nakıs bir şeyhin halis müridi şeyhinden daha ziyade kamil olabilir ve döner şeyhini irşad eder ve şeyhinin şeyhi olur. Allahu alem bu zamanda bu mananın en büyük masadaki o tanımlamaya uyan cep telefonunun ekranıdır. Yani nasıl ki bazı adam, şu anda sil yapıyorum ben. Bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede cep telefonuna alemi misale karşı hayalinde pencere açılır. O aynede çok karevi müşahede eder. Halbuki burada seyrettiğini zannediyor. Halbuki aynede değil. Belki aynaya bakan dikkat nazar vasıtasıyla aynenin haricinde hayaline pencere açılmış görüyor. Burada ne yapıyor? Blok ediyor. Savaş bu arkadaşlar. Yeni savaş. Amerika'nın İsrail'i bayağı şey savaş İngilizlerin. Amerika İsrail'i herkesi de yöneten kim? İsrail'i de yöneten İngilizdir. Artık avre. Kızım tamam anne. Oğlum anne. Of. Hayır tamam. Bitti. Ne yapıyor biliyor musun? Bu hayalini, kuvve-i hayaliyesini o kadar genişlendiriyor ki adamı içine alıyor. Artık hayali yok. Hayalinde yaşıyor. Bir an çıkmak istemiyor. Birisi çıkartsa ona düşman olur. Manyetizma bu. Ver çocuğa. Bak 1,5 yaşında okuyan çocuğu. İnanın bana onun açma şeyini ben bilmiyorum. Şuradan böyle yaptı. Pencereleri açıldı. Sonra ne yaptı biliyor musun? O bu kadar bıcırık çocuk böyle çeviriyor. Kendisine göre, kafasına göre videoya basıyor. Ben buradan video açıldığını bilmiyorum. Ha? Şimdi ne yapıyor? Bunun içine sokuyor mu seni? Şu, kişinin hayal dünyasını genişleterek içine hayaline sokuyor. Sonra orada kral oluyor, kraliçe oluyor, padişah oluyor, zengin oluyor, halice oluyor, her şey oluyor. Orada yaşıyor. Bir tanesi çekse diyor ki, gel diyor ya bu bulaşık yıka diyor. Kraliçeydi, şimdi kız. Annesi diyor ki, bulaşık yıka. Anne! Ondan sonra, ders çalış. Hayır, okul hayır. Okul hayır. Hayır anne. Hayır anne. Böyle anne. Burada olduğunu zannedip, burada. Ne? Serbest bölgede tahayyül. Tahayyül o kadar genişlemiş ki, insanların hayalini, çapını genişletir, sok içine, işini bitir. Adam yaşıyormuş, yaşamış, bitmiş o. Buraya kadar okuduk. İnşallah bundan sonra devam ederim. Manyetizmaya dokunduk biraz. Vâfirde vâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Fatiha. Muhammed.